Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda açık kenar bağıntıları konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfa 78'in sağ tarafında kaldık. Şu örnekte kalmıştık. Evet örnekle başlayalım isterseniz. ABC'de bir dörtgen demiş. Ee, burada yazılanlar bile çok önemli arkadaşlar. Dörtgen. Tamam. AB eşittir 13. Biraz sonra neden önemli olduğunu söyleyeceğim bu arada. AD eşittir 7. Spoiler verdim ha bu arada. Neyse devam. CD eşittir 6, 8 falan filan verilmiş. X'in alabileceği en küçük tam sayı değer nedir diye soruluyor. Ee, bir de en büyük tam sayı değerinin toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar X'e ait bir üçgen var mı? Var. Hatta iki tane üçgen var. Bir yukarıda bir aşağıda. O zaman yukarıdakine ait bir üçgen eşitliğini uygulayalım. Artık bazı şeyleri kafadan yapalım. X toplamları ile farkları arasında. 13 artı 7 ile 20 ile 13 eksi 7 arasında. Yani 6 arasında. Peki alttaki üçgene bakacak olursam. Alttaki üçgende de X belli bir aralıkta. X'in aralığı nedir arkadaşlar burada? toplamlarıyla farkları arasında yani farkları iki toplamları 14. Hmm. Hocam x'in iki aralığı geldi. Ne yapacağız? Aralığı 2 e, iki aralığında hepsini sağlandı duruma bakacaksınız arkadaşlar burada. Yani burada ne demiş? 6 ile 20 arasında demiş. Yani x mesela 20'den küçük demiş, 14'ten küçük demiş. Sayı doğrusunu düşünün. Hem 20'den küçük hem de 14'ten küçük. Hem 20'den küçük hem de 14'ten küçük. Hangisi sağlıyor her ikisini birden? Hocam 14 sağlıyor. O zaman 14. 14'ü alacağız. Yani şu. Hocam hem alttan büyük hem 2'den büyük. Hangisini alacağız? Hem 6'dan büyük hem 2'den büyük. 2 burası, 6 burasıysa hem alttan büyük hem de 2'den büyük. Her ikisinde alttan büyük olan durum sağlamıyor mu arkadaşlar şöyle? Evet. O zaman burada da 6'yı seçeceğiz. Ha, bundan sonra artık daha da hızlanabiliriz. Mesela 2 tane aralık geldiyse böyle. Küçüklerde büyük olan seçilir, aralığı daraltmam lazım. Büyüklerde de küçük olan seçilir, aralığı daraltmak için. E o zaman buradan ne geldi o zaman? Buradan 6'yı seçtim. Buradan da 14'ü seçtim. 6 ile 14 arasında olmak zorunda arkadaşlar. X'in alabileceği en küçük tam sayı değer ile en büyük tam sayı değer. Yani 7 ile 13'ün toplamı isteniliyor bizden. Tam sayı değerleri diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Tam sayı değer 7'dir. Tam sayı değer 13'tür. En büyük tam sayı değer. Bu ikisinin toplamı da kaç yapar? 20 yapar. Evet bu sorumuzun cevabı 20 yaptı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi 3 farklı çubuk şekildeki gibi ucuza konulmuştur. İşte 5, 6, 8 verilmiş çubuklar ucuza konulduğunda A ile D noktaları arasındaki uzaklık tam sayı olarak en fazla kaç santimdir? Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Lütfen sonuna dikkat edin bir de. E ne yapacaksınız hocam? A ile D arasındaki uzaklık isteniyor. Hop şöyle. Tamam. Hocam ya bunu sorunun nesil yeni nesil çubuk koymuşsunuz. Aslında burada bu AD uzunluğu isteniliyor. Keşke şeyi koysaydınız. Burada bir dörtgen çizseydiniz. Burayı 5, 6, 8 ve burayı da bu AD uzunluğu en fazla kaç olur diye sorsaydınız keşke. Diğerlerinizi duyar gibiyim. Sonunda da öyle diyeceksiniz merak ediyorum. Şimdi A ile D arasındaki uzaklık tam sayı olarak en fazla kaçtır? Çok dikkatli dinle. Şimdi arkadaşlar en fazla. Hmm, ne yapacağız? Üçgen eşitliği ama üçgen yok. Hemen üçgen oluşturabiliriz. İsteyen böyle oluşturur. isteyen böyle oluşturur. Hiç fark etmez. Her ikisi için de aynı sonuç çıkacak arkadaşlar. Çok dikkatli dinle. Şöyle olsaydı. E, ben buradaki x uzunun en büyük tam sayı değeri Arkadaşlar ben burada y'nin en büyük değerini yazayım ki. x'in en büyük tam sayı değerini bulabileyim değil mi? Evet. Bak şimdi. Y toplamları ile farklar arasında. 6 artı 5. 11 ile 6 eksi 5. 1 arasında. Hocam y'ye ben en büyük değeri vermeliyim. Hocam y yerine o zaman ben en büyük 10 verebilirim. Tamam. 10 verdiğimde arkadaşım o zaman ne oluyor? X toplamları ile farklar arasında şimdi şu üçgende 18 ile 2 arasında 18 ile 2 arasında ve cevabı kaç buldunuz? 17 buldunuz. Evet. Yanlış. Niye yanlış? Çünkü hocam bak dikkat edin. Burada AC uzunluğu var mıydı? Yoktu. Sen çizdin. AC için tam sayı olma şartı var mı? Yok. Sen Y'yi 1 ile 11 arasında buldun. Tamam. Doğru. Bak 1 ile 11 arasında buldun. Sen Y yerine niye tam sayı değer yazıyorsun? Belki 10.999999 diye böyle gidiyor arkadaşlar. Değil mi? Evet. O yüzden 10.999 gibi düşünebiliriz. Burayı. Tamam. Ben ilk başta böyle yapayım. 10.9 gibi düştüm. Bak şimdi. O zaman burası 10.9 gibi olsa. Şimdi x toplamları ile farklar arasında mıdır arkadaşlar? Evet. Şu x'in toplamı 18.9 ile şu x'in farkı kaç yapıyor arkadaşlar? Ee, 2.9 mu yapıyor? Evet 2.9 yapıyor. Evet x'in en büyük tam sayı değeri kaç oldu arkadaşlar? 18 oldu. Evet cevap 18. Bu da değil. Niye hocam? Ama önce ABCD bir dörtgen deseydi evet dediğimiz doğru. Soru kökünde mesela ben A, B, C ve D şöyle bir dörtgen sorunun kökünde biraz önce spoiler vereceğim dedim ya spoiler verdim dedim ya sorunun kökü böyle olmuş olsaydı A, C, D bir dörtgen diye yazmış olsaydı kesinlikle doğru. Yani burası 5 burası 6 burası 8 iken x'in en büyük tam sayı değeri ne oluyor arkadaşlar? x'in en büyük tam sayı değeri kesinlikle 18 oluyor. Hatta soru kökü böyle olmuş olsaydı çok dikkatli dinleyin ya. Çok şeyler öğreneceksiniz burada. Ben bunu yaparken şöyle yaptım. Şunu çizdim. burayı y dedim. Y'nin en büyük değerini bulursam olay bitti dedim. Şimdi daha kısa ve daha pratik yolunu söylüyorum arkadaşlar. Hocam x'in en büyük değeri toplamlarından küçük olacak ya. Hani burası 11'den küçük olacak. Böyle sınır noktasını koymanız tavsiye edilir. 10.99999 kullanmaktansa. 11'i kullanın. Yani ben buraya ne dedim arkadaşlar? Y'yi yani ikisinin toplamından küçük olacak en büyüğü. Ya da alt sınır olsaydı ikisinin farkından büyük olacak. Birden büyük olacak diyecektim. Ama burası 11'den küçük olacak. Sınır noktasını koyun. Daha sağlıklı bir şekilde daha hızlı bir şekilde yaparsınız. E burada da üçgen eşitliği yapacak olursam x ne olacak. Şu x'in toplamından küçük olmak zorunda. Sınır noktası. Değil mi? O zaman x de ne olmak zorunda? Şu x'in toplamı hani 11'den küçük bir sayıyla 8'i topladığımız zaman x'in toplamı 19 mu yapıyor? 19'dan küçük olmak zorunda. Evet. X'i 19'dan küçük bir sayı. En büyüğü nedir arkadaşlar? 18 diyebilirdik. Cevap bu olurdu. Ama ABC'de dörtgen olsaydı. Şimdi yine niye yenilesel? İşte bu yüzden. Çubuk değil mi bunlar arkadaşlar? Çubuk. E Çubuk olduğundan dolayı sen A diye böyle çizdiğin zaman dörtgen gibi gözüküyor. Ama çubukları böyle koyduğumdaki bir durum böyle. Şimdi benden şey isteniyor. A ile D noktalar arasındaki en fazla uzaklık kaçtır? diye isteniyor. Arkadaşlar ya böyle çubuklar konduğu zaman bir de şunlara da dikkat edin. Doğrusallık, böyle ince noktalar önemlidir. Tamam, bu soruyu ben sırf bunu anlatabilmek için, sırf bu kısa yolu verebilmek için anlattım. Tamam, yanlış yaptık. Yanlış yapmakta da bir şeyler de öğreniyoruz bu arada. Bak, böyle sınır noktası yazmayı da öğrendik ve çok da hızlı hareket ettirecek bize. Ama burada bu soruda arkadaşlar 5, 6 ve 8 çubukları ya böyle doğrusal olmuş olsaydı. Yani şöyle olmuş olsaydı 6'yı ben böyle yanına koysaydım. 8'i de böyle yanına koymuş olsaydım. O zaman D noktası buraya mı gelecekti? Evet 6 burada 8 buradayken. O zaman çubuklar arasındaki en fazla mesafe A ile D arasındaki en fazla mesafe ne olacaktı? 5, 6 daha 11, 8 daha 19. Cevabımız 19 olacaktır arkadaşlar. Evet bu sorunun cevabı 19. Niye? A, B, C, D'nin dörtgen olma şartı yok. Burada 3 çubuk ucuca konmuş. Ucuca konduğunda A ile D arasındaki en fazla uzaklık isteniyor. Doğrusallık şartı olduğu zaman çubuklar böyle ucuca konduğu zaman arkadaşlar. Şöyle A burası D burası oluyor. Burası 5 birim burası 6 birim burası 8 birim oluyor. O zaman A ile D arasındaki en fazla uzaklıkta 19 yapıyor arkadaşlar. İşte yani ufak bir nokta ufak bir şey dikkat etmeniz gereken bir yer arkadaşlar. Hani böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman da ya soru okumayı öğretiyorum aslında size. Dedim ya size ABC'de bir dörtgen demesi bile çok önemli. Dörtgen demediği için bunlar böyle ucuca olabilir arkadaşlar. Düz bir çizgi halinde olabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Güzel bir şey öğrendiniz. Lütfen bu tür böyle ufak tefek noktalar sizin şurayı çok geliştirecek arkadaşlar. Bakış açınızı çok geliştirecek. Evet hoş bir soruydu. Şimdi geldik buraya. Bak dikkatli dinle. Artık hızlanıyoruz. Çünkü işi biraz öğrendik açı kenar muhabbetine. Bana diyor ki ACD üçgen çevresini alabileceği en büyük tavsiye değer. Hocam diyorsunuz bak şimdi. Hocam soru sormuş, soru sormaya gelenler oluyor ya. Hocam bu üçgende 7 5 12 hızlı yapıyor. Çok güzel harika. 7 5 12'den küçük olacak. En büyük tavsiye değer isteniyor bunu. 7, 5, 12'den küçük olacak burası. 11 olur. Hocam 12'den küçük olacak. 11 olur. Hocam bu ikisinin toplamından küçük olacak. 22'den küçük olacak. Burası da 21 olur diyorsunuz. 11 artı 11 artı 21 de cevap kaç çıktı? 10, 20, 30. 33 çıktı diyorsunuz ve yanlış. Niye? Arkadaşlar bak dikkat. Soru kökünde şey diyor mu? ACD üçgenin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri isteniyor. Yani AC tam sayı olsun diyor mu? Demiyor. AD tam sayı olsun diyor mu? Demiyor. CD tam sayı olsun diye, diyor mu demiyor. Toplamlarının tam sayı değeri isteniyor. Bak şimdi. Şimdi sen ne dedin? 7 5 daha 12'den küçük olacak hocam burası. O zaman burayı 12'den küçük alacaksın. Sınır noktası 11.9999 da yastan olur da sınır noktası yazın daha hızlı yaparsınız. Aynı şekilde hocam üçgen eşitliğinden yazmıyorum artık üçgen eşitliği işi öğrendiğiniz için. Toplamları ile farklar arasında ya en büyük değeri isteniyor. Toplamlarından küçük olacak. Hocam bu da 12'den küçük olacak. Tamam. E burada da üçgen eşitliği var. Bu ikisinin toplamı da ne olacak arkadaşlar? Şurası bu ikisinin toplamından küçük olacak. 12 12 24'ten küçük olacak. He? Şimdi çevreyi yazalım. Çevremiz ne olacak? İkisinin üçünün toplamı. 12'den küçük bir sayı, 12'den küçük bir sayı ve 24'ten küçük bir sayının toplamı ne yapar? 48'den küçük bir sayı yapar. O da en büyüğü nedir arkadaşlar? 47'dir. Değil mi? Evet. 11, 11, Burası da 20 21. Ha ben burayı e, 33 yazmışım ama 43 olacaktı burası. Evet. Burası 43 olacaktı olmadı. Bak aradaki fark görüyor musunuz? Cevap 43 buldunuz ama cevap kaç çıktı? 47 çıktı. Tekrarlıyorum. Tam sayı olmadığı için bak AC eleman tam sayı demediği için en büyük değer yazarken sınır noktasını yazın. 12'den büyük, küçük. Burada da sınır noktasını yazın. 12'den küçük. Hocam ikisinin toplamı 24. 24'ten küçük olacak o zaman burası da. Topladık, topladık, topladık. 48'den küçük oldu. E 48'den küçük en büyük tam sayı nedir arkadaşım? 47 deriz ve olayı bitiririz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım diğer soru. Ha, geldik şuraya. Arkadaşlar bu zamana kadar ne yaptık? Hep x aradaydı. Çünkü niye? Sorularımız şöyleydi. x vardı, 5 vardı, 7 vardı. x'i araya aldık. Arkadaşlar evet araya alma işlemi doğru. Yalnız kalanı araya alacaksınız. İki kişiyi bir kişiyi döver hesabı arkadaşım. Yani burada ne kalmış? Burada x bilinmeyen yalnızdı. 5 ile 7'yi kullandınız. X araya alıp x toplamlarıyla farklar arasında dediniz. Ama böyle iki tane x'li değer, bilinmeyen değer, bir tane de tam sayı değer varsa işte burada da yalnız kalan ifadeyi yalnız alaca araya alacaksınız. O da hangisi? 9. Yalnız kalanı araya aldınız. 9'u araya aldınız. Toplamlarıyla farklar arasında. Arkadaşlar 2x'in x'ten daha büyük olduğu belli. Mutlak değer yazmamıza gerek yok. Evet bunlar uzunluk olacağı için zaten x negatif olamaz arkadaşlar. <laughs> x küçüktür 9 o da küçüktür 3x. Hani araya aldık ya iki kişiyi bir kişiyi döveriz abi dedik ya. Bunda da arkadaşlar sabit sayı aradaysa bilinmeyenler sağlı solluysa olaya sağlı sollu girişeceksiniz. Hocam bir buna baktınız. x küçüktür ne geldi buradan? 9 geldi. x küçüktür 9 yazdınız. Sa ee, bir de sağdan girişin. Hocam bu ikisine bakacağız. e 9 küçüktür 3x var bir de. 3'e böldüğünüz zaman 3 küçüktür x oldu. he şu ikisinden dolayı. Bir bundan bir bundan dolayı. X'a arayalım bakayım şimdi. X neyle ne arasında? Bak 3'ten büyük 9'dan küçük. 9 ile 3 arasında oldu. Kaç farklı tam sayı değeri vardır? 9 eksi 3 eksi 1 tane değil miydi? Büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkart demiştik arkadaşlar. Bir de böyle çeşit kenar meşit kenar falan filan da demiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. O zaman cevabımız kaç yaptı arkadaşlar? 6 5 mi yaptı? 5 tane değer alır arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Aynısının laciverti. Biraz daha uzun olana. 30 araya aldık. Al kardeşim 30 araya. Toplamlarıyla farklar arasında. 3x artı 1 ile x eksi 1'in toplamıyla 3x artı 1 eksi x eksi 1. İşte eksi x eksi 1 yazarken parantez almıyorsunuz. Burada bir hata yapıyorsunuz. Mutlak değer almamıza gerek var mı? Arkadaşım 3x artı 1'in bir kere x eksi 1'den büyük olduğu belli. Mutlak değer içine almana gerek yok x ne olursa olsun 3x artı 1 bir kere x'ten hani pozitifse hani x pozitif bir sayı olduğu belli. Hani uzunluk olduğu için birden büyük olduğu belli. Birden büyük bütün sayılar için 3x artı 1 x eksi 1'den daha büyük değil midir arkadaşlar? Evet. Ya o zaman hiç mutlak değeri yazmamıza gerek yok. Burası ne yaptı arkadaşlar? 3x artı 1 eksi x eksi artı 1 mi yaptı arkadaşlar? Eksiyi dağıttık. Evet. Burası 2x artı 2 yaptı. 2x artı 2 küçüktür 30. O da küçüktür. Burası da 4x yaptı. Ne yapıyoruz? Sağlı sollu gelişiyoruz. Hocam bir buna bakıyoruz. 2x artı 2 küçüktür 30 sa 2x küçüktür 28 x küçüktür 20 14 bir de şuna bakıyoruz 30 küçüktür 4 x'e 30 küçüktür 4 x'e 15 bölü 2 küçüktür x geldi hocam x'in aralığı her ikisinden dolayı x'in aralığı ne oldu hocam 15 bölü 2'den büyük 15 bölü 2'den büyük 14'ten de küçük AC uzunluğunun en büyük tam sayı değeri. Dikkat dikkat. AC uzunluğunun en büyük tam sayı değeri isteniliyor. Bak şimdi. Senden ne isteniyor? 3x artı 1'in en büyük tam sayı değeri. Hocam x yerine 13 yazarım. x yerine 13 yazarım. Cevapta 40 çıkar dediniz. Yanlış. Niye? Soru kökünde x eleman tam sayı diyor mu? Demiyor. O zaman bunu böyle yazamazsın kardeşim. Senden ne isteniliyorsa onu elde edeceksin. Senden ne isteniyor? 3x artı 1. O zaman 3 ile çarpacaksın. 1 e ekleyeceksin. 45 bölü 2 küçüktür. 3x o da küçüktür. 4 kere 3 12. 3 kere 1 3 42. Bir de 1 e ekleyeceksin. Bilmem ne. 3x artı 1 o da küçüktür. 40. 43 yaptı. O zaman 3x artı 3x artı 1 ne oldu arkadaşlar? En büyük değeri 42 oldu. Biraz önce tam sayı değer verdiğinde 13 verdiğinde 39 40 mı çıkmıştı? Evet 40 çıkmıştı. Şimdi kaç çıktı? 42 çıktı. Tamam. Bu tür sorularda matematikten de biliyorsunuz bir, bir şey isteniliyorsa x'le bir şey isteniliyorsa x elemanı tam sayı demişse, demezse onu elde etmek için ne yapıyorsunuz? 3x artı 1'i denklemde elde etmeye çalışıyorsunuz. Doğru. Ama ben size ne dedim biraz önce? Sınır noktası yazmayla da yapabilirsiniz. Sınır noktası bizden ne isteniyor? 3x artı 1 isteniyor değil mi arkadaşlar? Bak sınır noktası ne? Hocam en büyüğü isteniyor. 14 değil mi? O zaman x'i 14'ten küçük gibi düşün. 14'ten küçük. O zaman yaz buraya 14'ten küçüğü yazdığın zaman kaç yapıyor? Hocam kaç yaptı burası? 42. Ee, 42. 42'den küçük bir sayı yapar. Şu ikisinin çarpımı artı 1. O da eşittir kaç yaptı? 43'ten küçük yapar. 43'ten küçük en büyük tam sayı değer nedir? 42'dir. Yani sınır noktası koyarak da yine bu tür soruları rahat bir şekilde yapabilirsiniz sevgili dostlar. Tamam mı gençler? Dikkat edin buna. Yani bu tür, bu konuda en çok yapılan hata kenara tam sayı yazmak. X'e tam sayı değer yazmak. Sakın ama sakın. Tam sayı değer yazmayın. O yüzden bu konuları yaparken özellikle açık kenar bağıntıları konusunu yaparken soru köküne dikkat edin. X eleman tam sayı diyor mu? Ya da şöyle bir üçgen vardı biraz önce, bir dörtgen vardı. Ee, şu eleman tam sayı diyor mu, demiyor mu diye buna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Dikkat etmezseniz bu konuda yanlış yaparsınız. Açık ve net söyleyeyim. Biz öğretmenlerin bile en fazla hataya düştüğü konu bu arkadaşlar. Sırf bu sebeplerden dolayı. Ha ÖSYM e, çok böyle detaya giriyor mu? girmiyor. Kitaplardaki gibi detaya girmiyor ama yine de bunların böyle olduğunu da bilin arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bak dikkat. Şimdi hocam bizden AC artı BD isteniyor. Bir uzun yoldan yapayım bir de kısa yoldan yapacağım şimdi. AC uzunluğu isteniyor. Hocam AC'ye baktığım zaman iki tane üçgen var. Bir buradaki üçgen bir de buradaki üçgen. E AC'yi araya aldığım zaman toplamlarıyla farklar arasında. Ne yaptı arkadaşlar? Şu ikisi. E, farkları nedir? 2 İlk ilk önce üsttekine bakıyorum. 2 ile 14 arasında. 2 ile 14 arasında. Şurayı yapayım mı? 2 ile AC 14 arasında. Öbürüne baktığımız zaman AC kaçta kaç arasında? Alttakine. Ee, 15 artı 9 ile 15 eksi 9 arasında. Yani 6 ile kaç arasında arkadaşlar? 24 arasında. A, hocam AC'nin iki tanım aralığı geldi. AC'nin iki tanım aralığı e, geldiğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Küçüklerde büyük olanını aralığı daraltıyorduk. Büyüklerde de küçük olanı seçiyorduk. Yani AC uzunluğu ne oldu arkadaşlar? AC uzunluğu 6 ile 14 arasında oldu. 6 ile 14 arasında oldu. Peki. Geldik şuraya. Şimdi bir de BD isteniyor. BD'ye bakalım. Hocam BD'ye baktığım zaman da A hocam bir bu üçgen bir de şuradaki üçgen. İlk önce şu üçgene bakalım. 9 ve 6 kenarları. Bu da BD kenarı. BD kenarına bakıyoruz arkadaşlar. Kaç ile kaç arasında? 9 artı 6 ile 9 eksi 6 arasında. Yani 3 ile 15 arasında. Bir daha BD kenarı kaç ile kaç arasında arkadaşlar baktığımız zaman. Şuraya bakıyorum. 15 artı 8 ile 15 eksi 8 arasında. Yani 7 ile 23 arasında. Ne yapıyoruz? Yine seçiyoruz. Küçüklerde büyük olan, büyüklerde küçük olan. Yani 7 ile 25 arasında. O zaman 7 küçüktür. 7 ile 15 arasında. BD o da küçüktür. Nedir? E, ee, 15'tir diyeceğiz. Şimdi bizden ne isteniyor? Toplamı isteniyor. Aa hocam toplamın en küçük tam sayı değeri. AC yerine 7, BD yerine 8 yazarsan 8, 7 daha 15 dersiniz. Yanlış. Niye? AC tam sayı diyor mu? Demiyor. BD tam sayı diyor mu? Demiyor. Niye bunlara tam sayı değer yazıyorsun? Yazma o zaman. Sınır noktası yazabilirsin. Aa hocam AC yeri alttan büyük BD 7'den büyük X'in toplamı 13'ten büyük olacak cevap 14 diyebilirsiniz. Ya da ya da e benden ne isteniyor? onu elde edersiniz. AC 6 e, AC artı B'de isteniyor. Taraf tarafa toplarız. İkisinin toplamı kaç yaptı? 13 küçüktür. AC artı B'de O da küçüktür. 29 şeklinde bulundu. Bunun en e, küçük tam sayı değeri kaç yaptı arkadaşlar? 14 yapar o zaman. Tamam mı? Bu bizim ne yolumuz olsun arkadaşlar? Tamam bildiğimiz klasik uzun yol bu. Peki daha kısa yoldan yapamaz mıyız? Yaparız tabi. Biz artık işi öğrendik. Öğrendiğimiz için kısa yoldan yaparız. Hocam ben bu kenarın aralığını yazacağım. Bak bu kenarın aralığını yazarken AC'yi yazarken artık siz direkt yazabilirsiniz arkadaşlar. AC'yi yazarken direkt yazabilirsiniz. Nasıl yazabilirsiniz? Ya da bana alt sınır lazım zaten değil mi? En küçük tavsiye değer Alt sınıra bakalım arkadaşlar. Niye üst sınıra bakıyoruz ki? Aralığına bakıyoruz ki. Hocam şuradaki üçgende 2'den büyük. Buradaki üçgende 6'dan büyük değil mi burası? Evet. Ama küçük olanlarda aralığı dağıtmak için küçüklerde büyüğü seçiyorduk ya. Hem 2'den büyük hem de 6'dan büyük. Hangisini seçeriz? 6'dan büyük seçeriz. E o zaman şimdi BD'ye bakalım direkt. BD'ye baktığımız zaman da BD'nin de alt sınırı lazım bana. BD'ye baktığımız zaman şu üçgende 3'ten büyük, farklarından büyük. E, 3'ten büyük. Bu üçgende kaçtan büyük? 7'den büyük değil mi arkadaşım? E burada da 7'yi alacağız. O zaman her ikisini toplamı da ne olur? İkisini de toplarsınız. 13 küçüktür. İşte toplamı şeklinde oldu. O zaman e, bunun da değeri kaçtır dersiniz? 14 dersiniz. Ya da bunun yerine alt, en, alttan büyük dersiniz arkadaşlar. Sınır noktasını yazarsınız. Bu da 7'den büyük dersiniz. Toplamı kaç yaptı? 14. 13'ten büyük yaptı topladığınız zaman. 13'ten büyük. O zaman cevabımız da kaç yaptı? 14 yaptı diyebilirsiniz arkadaşlar. Seçenekleri size sunuyorum. İstediğiniz şekilde yapın. Sınır noktasında tabii bu tür sorularda yine kullanabilirsiniz sevgili gençler. Tamam mı? Olay bu. Temel mantık bu. Geldik şuraya. Mesut. Evet yeğenim olur. Kendisi kaymakam olacak inşallah. Hazırlanıyor sınavlara. İnşallah olur. Yeğenimi de burada koymak istedim böyle. Bir adını koymak istedim. Ya ayıp oldu aslında. Ee, üç tane erkek çocuk dayımın oğlu. Ee, Musa var. Onları da söylemeden geçmeyelim. Buradan selamlar. Hani yapıyorlar ya böyle. Musa var. Mesut var. Bir de en küçüğümüz Ahmet var. Burada da Mesut. Mesut'u yazayım dedim. Musa'yı da Ahmet'le daha sonraki sorularda da kullanırız inşallah. Evet neyse Mesut selamlar. Dayımın oğlu Mesut. Bir kartonu keserek bir kenarın uzunluğu 9 santimetre olan üçgenler oluşturmuştur. Çok güzel. Mesut bu üçgenlerden herhangi ikisini seçip 9 cm'lik kenarları birbirine yapıştırıp bir dörtgen oluşturuyor. Hocam 9 cm'lik kenarları e, yapıştırıp bir dörtgen yapıyor. Mesela sen 9 cm'lik kenarları yapıştırıp bir dörtgen yaparsan böyle üst üste yapıştırdığında dörtgen olmuyor mesela bu. Hani sen bu üçgeni şunu aldın böyle yapıştırdığınız zaman. Niye hocam? Bak 1, 2, 3, 4, beşgen oluyor. Değil mi arkadaşlar? Yani beşgen olabilir. Dörtgen olabilir mi? Şöyle yapıştırsan kenarlar çakışsa yok. Üçgen oluyor. Dörtgen olabildiği bir durum var mı arkadaşlar? Sanki yok gibi. Şöyle şöyle yapıştırsa yok yine olmuyor. 1, 2, 3, 4, beşgen oluyor arkadaşlar. Dörtgen olması için ne olması lazım? Sen bir tane üçgeninin şöyle olması lazım. Öbür üçgenin de aşağı doğru ol olması lazım ki o zaman bir dörtgen oluşsun. Burada dörtgendeki şey ne? 9. Yani şurası böyle olması. Zaten şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bak benim taktiğim şu. Ben aslında yıllardır aynı sorularla konu anlatımını yapıyorum. Aynı sorularla. Benim ilk başta önceki sorum buydu. Yıllar geçti. Dört yıl önce başladım mesela. 4 yıl önce böyleydi. İşte burası 9 bunun çevresinde alabileceği en en küçük tam sayı değer neydi sorusuydu. Ulan ondan sonra ne yaptım? Her sene ben eski tarz sorularımı yeni tarza çevirdim. Hikaye ekledim. Bir şeyler yaptım. Onu yaptım bunu yaptım. Çok da güzel oldu bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. ÖSYM de aynı şeyi yaptı. ÖSYM ile yaptığımız şeyin paralelinde olduğu için genelde sorular daha doğrusu sorular tıpa tıp atıp aynısı çıkabiliyor bazen. Bazen de aynı mantığından çıkabiliyor. Öğrenciler o yüzden böyle bir sıkıntı yaşamıyor arkadaşlar. Yani kitaplardan aldım ezbere buraya koydum gibi şey değil. Hani ki, bu konu anlatımda hiçbir kitaptan bir soru koymamışımdır buraya. Ha acilden aldığım soru var. İşte 2-3 tane. O tür sorular olmadığı için. Ama geri kalanların hepsini zaten ben yazdım burada. Onu da sonra paylaşmak istedim. Ee, bunun da size çok faydası oluyor. Tekrar söyleyeyim. Geometrinin anlatış tarzı zaten birdir. Yani temel yapıyı kazandırmak için belli kalıp soruların olması lazım. İşte o belli kalıp sorular yine var. Ama ne yapıyoruz? O soruların bazılarını yeni nesle çevirdim sadece ben. Yani soruların %50'si yeni nesil oldu zaten. Çok da güzel bir konu anlatımı çıktı sonunda. 4 yılın sonunda. Neyse ben bunu niye sildim ya? Soru önceden böyleydi arkadaşlar. İşte aynen böyleydi. Burası 9 birimdi. Bunun çevresinde alabileceği şey. Ne yapmışım burada? Mesut üçgenlerden karton oluşturmuş da iki tanesini dokuzları yapıştırarak bir koymuş bir dörtgen yapmış. Yani o dörtgeni sen hayal edeceksin. Nasıl koyduğunu. İşte yeni nesil öğrencinin kendisinin şekli çizmesini istiyoruz. Peki buna göre oluşan dörtgenin çevresi tam sayı olarak en az kaç santimetre olur diye soruluyor. E en az kaç santimetre? Üçgen eşitliği sorusu olduğu belli. Hocam buraya x diyelim. Buraya y diyelim. Buraya a diyelim. Buraya b diyelim. A üçgen eşitliği. Burada 9 ağrıyı alacağız değil mi? Çünkü bilinmeyen bilinmeyen bilinen. 9 ağrıyı aldın toplamları ve farklar arasında. X artı y ile x eksi y arasında mutlak değer e, alttakinde de 9 arayı al. 9 arayı aldığında ne oluyor arkadaşlar? A eksi B ile A artı B arasında. Tamam. Sen şimdi artık şu hatayı yapmasın herhalde. Yaparsan yuh yani. Hocam bizden ne isteniyor? Çevre. Çevre dediğimiz nedir? Bak çevre dediğimiz x artı y artı z artı x artı y artı a artı b'dir hocam. x artı y yerine ben 10 yazayım. a artı b yerine de 9'dan büyük ya 10 yazayım. Toplamı da 10 artı 10'dan 20 diyorsan Yuh yuh diye bir şarkı var. Onu sana yok hediye ediyorum arkadaşım. Ya artık yapma bunu. Niye? X artı Y tam sayı mı? Değil. A artı B tam sayı olsun şartı var mı? Yok. Ne diyor? Bunun çevresinde alabileceği tam sayı değer isteniyor. Senden ne isteniyorsa iki seçeneğin vardı. Ne isteniyorsa onu elde et. Senden istenilen çevre ya. X artı Y artı A artı B. Buradan elde edebilir misin? Tabii toplayarak. E, 18 küçüktür. X artı Y artı A artı B oldu kardeşim. Aa, o zaman bizden bu istenilen değer ne oldu arkadaşlar? x artı y artı artı b 18'den büyük. Yani kaç yapacaktır? 19 yapacaktır. Ya da artık sen işi öğrendin. Bu tam sayı değilse sınır noktasını yazarsın. Hocam burası 9'dan büyük olacak. Burası da 9'dan büyük olacak. Eğer ikisinin toplamı da kaç yaptı? 18'den büyük olacak. 18'den büyük En küçük tam sayı değer de 19 diyebilirsin. Sınır noktası yazarak. Tamam. İster matematiksel olarak yap. Ne isteniliyorsa onu elde et. İstersen sınır noktası yazarak kesin ve net cevabı ulaşırsın. Hatta bu sınır noktası hikayesini matematikte bile kullanabilirsin. Hani eşitsizlik sistemlerinde yapıyorsunuz ya orada bile kullanabilirsiniz. Deneyin. <laughs> Çoğu uzun soruyu size kısalaştırır gibime geliyor arkadaşlar. Evet geldik şuraya. Şimdi ne demiş burada? A, D kenar ortay demiş. X'in en küçük tam sayı değeri nedir diye sorulmuş. A hocam X'e ait üçgen eşitliği yapacağız. Bir burada üçgen eşsizliği. Buraya y diyeyim, y diyeyim. Belli değil çünkü burası. Bir de burada üçgen eşsizliği. Ama iki bilinmeyen olacak. Ne yapacağız? vay vay. Ay. Şimdi düşün arkadaşım. Bak. Konu ne? Bak soru ne? X'in en küçük tam sayı değeri. Ya X'in tam sayı değerleri var. En küçük. Üçgen eşsizliği. X'e ait bir üçgen. Kenarları belli olan bir üçgen lazım olacak değil mi bize? Evet. İşte burada arkadaşlar. Bak ne yapacaksınız? Bu ne? Kenar ortay çizgisi. Bak. Kenar ortay çizgisi de. Aslında burada ne var? Hocam eşitlik var. Bak eşitlik var. Ha, bazılarınız hemen hop ne dediniz? Dediniz. Demediyseniz de biraz oyalanıyor. Bir bakayım ne var burada? Eşitlik varsa orta taban vardır. Değil mi? A orta tabanı yavaş söyleyince güzel oluyormuş. Ort taban olmuyormuş demek ki. Neyse geldik şuraya. Eşitliğin olduğu yerde. Ki temel mantık ne? Hocam x'i bulmam lazım. x'e ait kenarları belli olan üçgen oluşturmam lazım o zaman. Ha bir şey çizmem lazım o zaman. O bir şey de nedir? Eşitlik varsa ort tabandır. İki ihtimalimiz var. Hocam eşitliğin olduğu yerden ya buraya çizeceğim ya buraya çizeceğim. Her ikisi de mantıklı. Her ikisinde de x'e ait üçgen oluşuyor. Şuraya doğru çizelim. Paralel çiziyoruz değil mi arkadaşlar? Paralelimizi çizdik. Şunlar paralel. Hocam bu orta taban çizgisi ise 6'ya 6 oldu. Hocam bu ort taban çizgisi ise 8 ise burası da 4 oldu. Aa burada ne çıktı? x'e ait bir üçgen oluştu. Direktman ne yapabiliriz? Üçgen eşitliğini uygulayabiliriz. Toplamlarıyla 6 4 ile farkları arasındadır. Şuradaki üçgende. Yani 2 küçüktür. X küçüktür. 10'dur. Yani x'in en küçük tam sayıları nedir? 3'tür sevgili dostlar. <laughs> yani bu konudasın diye sadece bu konudan çıkacak diye bir şey yok. Dedim ya ÖSYM'e artık birkaç konu birden karışık sorabiliyor. Al sana orta taban aynı zamanda üçgen eşitliği. İki konu birden. Geldik bir sonraki soruya. Bak bu sefer orta taban değil de daha üst seviyeye çıktık. Ne var burada? Burası 2K burası 3K verilmiş. Yaz bakayım orayı. AD uzunluğu 2K CD uzunluğu 3K verilmiş. Ve benden ne isteniyor arkadaşlar? Şuradaki X uzunluğu. BD'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı isteniyor. Ha X'e ait bir üçgen isliği lazım hocam. Kenarları belli olan. Yok. Abi burada eşitlik olsaydı ne yapardık? Orta taban çizerdik. Abi burada da artık işi öğrendiniz siz. Oran varsa da Hani ort tabanın olmadığı yerlerde de oran olabiliyor bazen. Oran varsa da ort taban gibi düşünebilip benzerlik temel orantı ulaştırabiliyorduk. Çünkü o oranı kullanmak lazım. Oran kullanmak demek benzerlik demektir. Bak heyecandan sağa sola çarpıyorum. Oran kullanmak demek nedir? Benzerlik. Hadi benzerliği kullanalım. Ne yapacaksın? Şu oranlamanın olduğu yerden ya buraya çizeceğim ya buraya çizeceğim paralel. Fark etmez. Ama bu sanki daha kolay olacak. Evet buraya çizdim paraleli. Bu sefer ne oldu? Paralel çizdik. Benzerlik var. 2'ye 3 oran varsa yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı 2'ye 3. Burası 2 A ise burası 3 A. Toplamda 5 A eşittir. 15 ise A'yı buradan 3 buldun. A'yı 3 bulduysam burası 6 burası 9 çıktı. Burada temel orantı var. Şunun şuna yani 2 K'nın 5 kye oranı şuradaki uzunluğun B diyeyim oraya. Şurası B'nin 10'a oranına eşittir arkadaşlar. 2 katı 2 katıysa B'yi de 4 buldun. Bak ne çıktı burada. Hocam bu üçgende x'e ait artık bir Üçgen çıktı. Kenarları belli olan bir üçgen çıktı. Haydi üçgen eşsizliğinde sıra. Üçgen eşsizliği şu üçgende üçgen eşsizliği. X'i araya aldık. Toplamlarıyla farklar arasında. 9-4 ile 9 artı 4 arasında. Yani 5 küçüktür. X küçüktür. 13 yaptı. Değil mi arkadaşlar? BD'nin alabileceği tam farklı tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet kaç yapıyor o zaman? 6 7 8 9 10 11 ve 12'nin toplamı isteniyor. Şu ikisinin toplamı 20. Şu ikisinin toplamı da 20. 40. 40 değil mi? 50, 57, ee 57, 63 mi yapıyor? Evet cevabımız işlem hatası yaptıysam affola. Böylelikle ne çıktı? 63 çıktı. Yani eski konular bakın bu sefer de ne var burada? Benzerlik var. Oran varsa bir alt edemiyorsan ne yapacaksın? Benzerlik var mı? Hani oranın olduğu yerde benzerlik var mı sorusunda Orta tabandaki yaptığın hamleyi yapacaksın. Kalemini oranın olduğu yere koyup paralel çizeceksin. Ya sola ya aşağıya. Orta tabanda bunu öğrendin. Benzerlikte de yapa yapa daha iyi bir şekilde öğreneceksin kardeşim. Evet gençler çok güzel sorular çözdük. Bir şeyleri öğrendik. Şimdi sırada ne var? Geniş açılı ve dar açılı üçgenler var. Onu da bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.